Evet sevgili dostlar, TFT'de bir rank maçta daha beraberiz. Bronz 2'deyim, 94 LP'deyim. İlk 5 maçın ikisini, birini birinci olarak tamamladım, diğerini ikinci olarak tamamladım. Birinci olarak tamamladığım maç YouTube'da yok. Çünkü off stream oynuyordum ama ikinci olduğumuz ve Yordle oynadığımız maç YouTube'da var, haberiniz olsun. Bunları da YouTube'a atacağım zaten. Ah, iki tane BF geldi, çok güzel. Bombardıman yapılabilir. BFH. İki tane saldırı hızı geldi. Bombardıman yapılabilir. Bu saldırı hızlarından biriyle Titan'ın azmi yapılabilir ki Titan'ın azmi oldukça tatlı olabilir. Yordle gelebilir diye Yordle'ı tutup kartel korumayı koyup şöyle bir devam edeceğim. Oyunu çok bilmiyorum bu arada. Bilginiz olsun. Olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Okey. Mana geldi. Çok güzel. Çok güzel. Gelen itemlar şu an için beni tatmin ediyor. Bakalım augment'ten ne verecek. Ya temel bu arada auto chess bilgilerine sahibim ama geri kalanı bende yok. Bak savunma düzeni. Çatışmaya arka sıradan girenler 25 zırh 25 büyü direnci. Çok güzel olabilir. Atılganlar 2,5 saniyeliğine silahsız bırakır. Olabilir. Bilmiyorum. Birimlerin hedefin azamayacağının %1,5'una eş miktarda ilave büyü hasarı verir. Bence savunma düzeni. Savunma düzeninde şöyle geri kompta 25 zırh 25 büyü direncinden faydalanarak bir şeyler yapılabilir gibi. Mutant ne? En az bir eşyaya sahip mutantlar için ilave yetenekler. 450 can, 30 saldırı gücü falan filan. Mutant o kadar da şey gelmedi bana ya. OP gelmedi. Peki aha bir saniye. Ziryan'ı da alırsak 3 mucit atışıp bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Para atsan bir tane ya da item item atsan hiçbir şey yapmadı. İnanamıyorum. Abi. Charmer at. Lucian'ı at. Ziryan'ı al. Ne bileyim 3 mucitle başlangıç güzel olabilir gibime geldi. Öte yandan mutantları da tutasım var da. Ben bildiğim şekilde mi oynasaydım acaba? Bak Kasadin'i koy. Zillion, Singed, Mucit geldi. Buna da 25 can 25 büyü direnci geldi. Blitz olabilir şu kenarda dursun. Vex geldi ama bilmiyorum yani buradan Yordle gidilir mi? Vex'i de tutacağım şimdilik ama şunu atabilirim. Thief Glove mu verdi ilkelden? Evet. Yani ilkelden Thief Glove pek hoş olmamış. Ona rağmen kazanma imkanımız var mı? Var. Ben bu arada herkesi bir mute atacağım üzerinize. Afiyet. Çünkü kimin ne çıkacağını bilmiyorum. Kimden ne çıkacağını. Var mı hiç Yordle? 3 Yordle'ı tamamlamış bak bir tanesi. Bence Yordle beklemeyelim. Gerçi bir kişi Yordle gitti diye yani Yordle'ı bırakmak mantıksız olmaz da. Mutant da beklemeyebiliriz. Ben ilk yeri kaybettim galiba değil mi? Hı. İlk yeri kaybettik galiba. Yordle beklemiyorum. 16'na çıktık. Mutant'ı da bir kenara bırakabilirim. Misal Ezreal'ı güçlendirmek için de gelebilir. Buradaki atak speed'i daha da iyi hale getirebilmek için bir hurdacıdan yararlanılabilir misal. Ama civarda hiç hurdacı göremiyorum. Paralı asker bilmiyorum. Otomatik ne yapıyor? Otomatik galiba saldırı hızı ekliyor değil mi? Eklenti başına %10. Eklenti dediği acaba şunlar mı? Bilmiyorum ki. %10 saldırı hızı. Bence şey yapılabilir ya. Kamil girilebilir 4'te. Zaten farkındaysanız 3 char oynuyoruz. Hani pre-level almadık. Kamil'i koyarak bir şeyler yapabiliriz gibime geliyor. Mucit'te bir ısrarcı olalım mı? Evet 3 tane üniteden şey yedik. Damage'i yedik. Hextech Gunblade silemlemiş doğrudan. Ups. Upus. Şimdi seviye alındı. Blitz'i koysak misal.
İki hurdacıdan şuna yarar mı acaba bir şey? Yani Blitz'i koymak mı daha mantıklı olur yoksa otomatiği koymak mı daha mantıklı olur? Yani Zilya'nın saldırı hızının artması bana şu an için daha mantıklı gibi geliyor. Buradan işime yarayan herhangi bir şey yok. Ama öte yandan Blitz'le de hurdacı buff'a açılıp sevgili Ezreal burada bir şeyler yapabilir. Ama Blitz'i şöyle köşeye bir yere koyalım da ne bileyim Ezreal'ın dibine çektirmek bana mantıklı gibi gelmedi. Brand'ı tutar sanırım buradan değil mi? Mücevher eldivenli Brand'ı tutar. Onda da Blitz varmış. Eşyayı veriyor. Winstreak gitmeye çalışıyor herhalde. Bomba ardımana dönüştü. Çok güzel dönüştü aslında var ya. Bir tane bir ünite falan kessek çok tatlı olurdu. Okey. Kötü oldu. Okey. Pek iyi olmadı. Aslında yani Brandon'ı da çektik ama item'lar slam'lı olduğu için ne arayabiliriz biz burada? Tanklarımız için bir tane şey alabiliriz. Zırhı alabiliriz. Atak speed'imiz yeterince var. Ben kılıç da alınabilirdi aslında. Bombardıman artı statik. Lucian'a. Şey Lucian diyorum Ezreal'a. Başka mucit yok galiba. Şey mi bekleyeceğiz ya? Sahaya bir şey de koyamıyorum buradan. Vurucu misal yo. Otomatik eklenebilir belki. 5 olunca hani bu girilebilir. Belki 2 otomatik. Taşıyıcımın ne olacağına karar vermedim. Çifte atış Lucian bilmiyorum. Mucitte taşıyıcı olarak kullanılabilecek bir şey var mı? Jace, Echo bunlar işe yarayabilir. Sürekli bombardıman oluyor ha. Çok şanslıyız. Lucidrick'imin devam etmesi işime gelir. Ama 1-2 ünite daha öldürseydik. Ah be. Ah be. Ben koçsuz oynamayayım. Hurdacı koruma peki. Aratmayacağım. 76'da 33 yani 2'ye 6'dayız. Zaten hani dayak yersek de bir round'da dayak yeriz. Hiç benden güçsüz adam yok mu? İnanamıyorum ya. Önümüzdeki round kayalar. Zaten PvA roundu. PvA roundunda çok çekilmeye gerek yok gibi. Burada bir dayağımızı yeriz. 30 golden faizini alırız. Ayrıca zaten mağlubiyet serisinden çok güzel para kasıyoruz aslında ama birkaç adam temizlesek hiç fena olmaz. Okey statik geldi. Zaten bende statik artı bombardıman falan yapabileceğim sanırım Ezreal'a da. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bari bir üniteyi temizleseydik. Bir tane daha üniteyi temizleyelim hadi. Teşekkürler. Abi can çalma etkilerini azaltabileceğim herhangi bir şey yok. O kötü. En azından bir gün ateşim falan olsaydı güzel olabilirdi tanklarımın herhangi birinde. Kireksa'yı geldi. Suikastçı geldi. Şu şekilde kullansak bunları acaba. Bu keseriz değil mi golemleri ya? O kadar da değil. Ben korktum bu arada. Ben korktum bu arada. 40 gold'dayım. 40 gold'un faizini yiyeceğim. Singed hayatta kalamıyor ki. Dev katili. Ay güzel güzel. Dev katili güzel. Çok güzel çok güzel. Kana susamış yapılabilir belki. Gelirse. Blitz geldi. Güzel. Blitz'imiz 2 oldu oturduğu yerden. Lobiden erken ayrılanlardan biri olacağım gibi. 2 tane Negatron pelerini. Çok iyi. Ejder pençesi de güzel olabilir. Koydum seni buraya. Geldim böyle. Geldim böyle. Geldim böyle.
Şeyi üçleyeceğimi pek zannetmiyorum Blitz'e, o yüzden almayacağım. Bombardımanı yapayım mı en azından ya? Bombardıman ne yapıyor ki? Saldırı menzilinde bir hücre arttırır. İlave saldırı hızı verir. Sanırım çaresizim ya. Bir de statik. Negatron pelerinini de veririm. Belki civaya da kana susamış falan yapar. Yavaş yavaş aratacağım galiba. Bak bombardıman güzel oldu. Bombardıman güzel oldu. Bence ben buna statikle gideyim. Statik, kana susamış. Daha devam etmek istemiyorum bu streak'e ama nasıl kazanabileceğimi bilmiyorum ya. Bak dürüst olayım mı? Benim oynamayı bildiğim bir Yordle bir de Mutant'tı. Oynamayı bildiğim dediğim ne bok yiyeceğimi bildiğim yani aşağı yukarı. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Evet. Sinj 2 için teşekkürler. Belki bir Echo Mucit için hoş olabilirdi Echo. Ama onun için seviye almam lazım galiba. Teşekkürler. Zillion geldi. Bir statik yap... Mana'yı vereyim ya. Mana'yı belki kendi statik yapar. Ya Sojin de yaptı bak. Sojin de çok güzel. Bu agam niye bu halde peki? Bırakıp gitti mi? Lose streak'imi kaybetme hoşuma gitmedi çünkü. Şu an yenebileceğim tek eleman o gibi duruyor. Ondan çekiniyorum. Gergin. Sojin çok güzel olabilir var ya bu arana. Hurdacıdan da güzel faydalanıyoruz. Meditasyon. Eşyasız birimler her saniye 5 mana yeniler. Olabilir. 4 altın değerinde 3 rastgele şampiyon. Tüm birimlerin yönelik iyileştirmeler ve kalkanlar %35 artar. Ben iflah olmaz bir adamım ve şansımı deneyeceğim. Aa, mucit için teşekkürler. Ne verdin? Sivir verdi. Hextech vurucu. Ne bileyim Sivir'i burada nerede kullanacağım ki? Kha'Zix verdi. Sivir'in yeri neresi bilmiyorum bu burada bu arada. Sivir'in yeri nerede bilmiyorum. Bunun ne işe yaradığını da bilmiyorum. Kha'Zix'i de... Yani Kha'Zix'i de... Aslında Kha'Zix'i şey için tutabiliriz belki. Ne bileyim yani Echo ile beraber suikastçı açması için tutabiliriz de. Nerede Echo, nerede Kha'Zix? Arkadaşlar şu an belki çok yanlış oynayabilirim. Lütfen oynuyor olabilirim. Lütfen bana kızmayın. Yani ben elimden geldiğince kendim oynayarak öğrenmeye çalışıyorum. Öteki türlü hani sürekli info ile sürekli bir şeyle çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum ya. Kefaret mi geldi? Okey. Ya öğrenmem için hata da yapmam gerekiyor. Şu an bilerek adamları satmıyorum ya da başka bir şey yapmıyorum. Hani düşünüyorum, kafamda kurmaya çalışıyorum, anladın mı? Misal yani Sivir geldi, Sivir'i neyle beraber oynayabilirim? Ne verebilirim yanına? Ne bileyim Sivir nar mı, Sivir İrelia mı? İrelia'da ne var bilmiyorum. İrelia bir mucit mi? Değil. Evet. Temel sorunlarımız bunlar. Misal Echo'yu taşıyıcı olarak düşünürsek Echo'yu neyle güçlendirebilirim? Abi Allah rızası için şu kılıçlardan birini alayım da gayrı. Orianna mucit gibime geliyor da ne yapacaksın ki Samet? Satacaksın nasıl olsa çarı. Hiç tank item'ı vermedi bu arada. Bir tane zırh gördüm sadece. Karoselde. 2000 şeyinde. Bir tane zırh gördüm abi. Her şey yolunda mı bu arada? Umarım yolundadır. Orianna mucit mi bilmiyorum. Değil. Ama Orianna otomatiktir. Evet, Orianna otomatik. Neyse, günün sonunda en nihayetinde kullanmayacağız. Misal bak, Sivir'i neyle kullanabiliriz abi? Sojin yaparım ben buna. Ya da belki kana susamış yaparım. Sojin'i salla, birinde birleştiririm kana susamışı, alır buna veririm. Misal, nar ve şey yapsak, bir sosyalistin yerine bakalım mı? Abi, sosyalistin yeri güzel gibi. Sosyalistin yeri güzel gibi.
Ben bu iki çare oynarım ha. Evet, çok güzel yaptın Samet. Bok gibi yerleştirdik. Dur bekle. Aha! Mucit suikastçı. Mucit suikastçı. Çok güzel. Ez bir level zaten. Ez'deki eşyaları satıp Sivir'e versem. Misal Sivir'e kana susamış artı bombardıman. Belki. Artı üzerine mana ile beraber statik. Belki. Düşünüyorum. Hani kafamda opsiyonları düşünmeye çalışıyorum. Okey. Echo level 2. Tamam, çok güzel. Şimdi Kha'Zix'i bir zıp zıpı atalım. Zıp zıpı kullanmayacağım. Ezreal'ı attım. Öncelikle narı koydum sahaya. Sosyalistin yeri güzel gibi. Aldın. Statik yaptın. Aldın. Kana susamış yaptın. Bombardımanı koydum ve bir güzel sıçtım. Farkındayım. Muhtemelen sıçtım yani. Bombardıman doğru seçenek miydi bilmiyorum. Blitz'i çeksin. Böyle. Camel'ı ne yapacağım bilmiyorum. Echo level 2 var. Echo level 2'yi sahaya girmedim. 3'e gitmez muhtemelen. Ama seviye basayım Echo için. Mete diyor ki istiyorsan DC'ye girsin diyor. Tamam, bir el daha atalım yavrum. Sivir'e Guinzo vermek lazımmış bu arada. Okey. Bombardıman, kana susamış, statik Sivir için leş ürşak şakiye kombosu galiba. Baksana Cho'Gath'ın canını oynatamıyoruz ya. Maşallah canını oynatamadık. Dizilimde de şu an sıkıntımız var belli. Dizilimde de sıkıntımız var. Otomatik tutar mıyız? Tutmayız bence. Camille atalım kenara. İrelia. Vurucu hurdacı. Vurucuyu dörtleyebiliriz. Değil mi? Hurdacıdan da faydalanıyoruz. Blitz de bence meh yani, o kadar da gerekli bir ünite değil kendisi. Peki. Evet. Ezreal level 2'yi gireceğim. Mucit olarak. 5. mucit olarak. Bununla işim yok. Mana geldi, çok güzel. İşte evet, gecenin kıyısı falan çok güzel olabilirdi burada. Seviye aldım. Echo'yu bastım. Bok gibi yerleştirdiğimin farkındayım. Muhtemelen evet, yani gerçekten bok gibi yerleştiriyorum. Bir tur arattım. Ha, şu Ezbi 2 olsun nihayet ya. Hurdacı 3. Hurdacıyı 4 yapabilirim aslında. Allah esirgesin. Ah, çok güzel sıçtım bu arada ya. Yani hurdacıya da orada pek bir şey yapamıyorum. Ama adamların can çalma etkilerini kıracak bir şeye ihtiyacım var, anladın mı? Adamların can çalma etkilerini kıramıyorum ki şu an. Ki bütün itemları bu şekilde kullanarak zaten bir haltı kıramayacağımı biliyorum. 5. mucit olarak Seraphine var galiba. Seraphine mi o? Bilmiyorum kim olduğunu. Seraphine var galiba 5. mucit olarak. Jace var ama Jace gelmez. Yani %1 ihtimalle Jace'i nerede bulacaksın? Seviye kasıp sahaya 5. mucit için yer ayırabilirim. Otomatik iş yapmaz. Belki bir suikastçı daha Echo için. Senle sosyetik ev sunucu. 4 hurdacıya çıkmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ya. Seviye kasıp Jace'i arayacağım. Bu arada arkaya savunma düzeninde hepsinin bir zırhı, büyü direnci falan var ya. Echo'ya da bunu vererek iyi mi yaptım bilmiyorum. Dediğim gibi şu an mümkün mertebe hani kendim oynamaya çalışıyorum. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım oyun bilgim beni 4. sıraya atarsa ne ala. Yani acaba Mucit 5'ten ziyade vurucu 4 misal. Vurucu 4 ile artı 70 saldırı gücüyle böyle bir daha mı iyi olurduk diye düşünüyorum. Ama vurucu olarak ne alabilirim? Rexxay'ı alabilirim vurucu olarak. Nar zaten elimde var. Irelia zaten elimde var. Diğer vurucu Sivir. Sivir de elimde var. Sivir, Nar, Irelia elimde var.
bir tur bir aratacağım niyeyse. Aratasım geldi. Rex'e girerim misal. Şu an hani neyi çıkartabiliriz buradan? Düşünüyorum. Böyle hurdacılardan Ezreal'ı çıkartabilirim. Ezreal ne kadar damage çıkartıyor ki? Evet, Ezreal'ın çıkardığı damage yok sayılabilecek düzeyde. Değil mi? O yüzden şimdilik Mucit'i bir tık düşüreyim. Mucit 5 yapamıyorum zaten sahada. Level bas. Mucit 5 yapamıyorum sahada. 4 vurucu, 2 hurdacı ve 3 mucitle gidelim. İleride mucitleri tekrar sahaya koyarız. İşte Jace gireriz. Bir tık da Narmar bir şey geleydi, güzel olabilirdi. 50 gold'umuzu koruyoruz. Seviye 7'yiz. 8'e rahat çıkacağız. 8'e çıktığımızda Ezi koyacağız. Sonrasında... bakalım. Sivir'de mi hurdacı ya? Ne alınabilir sahadan? Abi Allah rızası için bir zırh. Belki gagalardan da bir canman bir şey atar. Ne olur zırh. Şu 5 paralık çardan alırsam zırhı. Gün ateşi falan yapalım ne olur. Öndekileri yakamıyorum. Hiçbir şeyim yok. Tabi bu biraz benim kabahatim değil, hayır. Neden şimdi kendimi akladım onu da söyleyeyim. Abi can hiç gelmedi bana. Bana full atak speed geldi. Atak speed mana. Evet, belki elimdeki eşyaları yanlış değerlendirmiş olabilirim ama kesinlikle ama kesinlikle bana can gelmedi. Yani bir gün ateşi falan yapacak zıbıdık gelmedi bana. Bir tur daha arattım. Jarvan'ı da alabiliriz aslında. Jarvan'ı alırsak ne olur? İki hextech açılmış olur. Hextech'lerden biri Sivir. Yani vurucu olarak Jarvan'ı kullanmak Rek'Sai yerine daha bir güzel bir opsiyon gibime geldi. Çok güzel. Aynı sayfadan hem Irelia buldum hem bunu buldum. Singe'de üçlemeye çalışmayacağım. Ezreal 2'm duruyor. Aha! Sivir level 2. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sivir level 2. Bak delemiyorum adamı. İki tane gargoyulu var. Bu şeyi nasıl halledeceğiz ya? Çok güzel iş yaptı Eko. Aldık mı lan? Galiba aldık ha. Yani fight'ı aldık. Çok teşekkürler. Hala gold'umuz var, unutmayalım. Hala board'umuzun güçlenmesi için seçeneklerimiz var. Örneğin yani Ezreal'ı sahaya düşeceğiz 4. mucit olarak. 5. mucit olarak kesinlikle düşüneceğim Jace. Jace'i koyup 5 mucit yapabiliriz. Bunlar alternatiflerimiz arasında. Sivir'imiz ikilendi. Takımına 2 hurdacı daha eklenmiş sayılır. Hurdacıyı kullanmıyorum. 2 hextech amblemi. 4 hextech güzel olabilir. Birimlerin saldırıları hedeflerin zırhının %60'ını görmezden gelir. 5 saniyeliğine onlara yönelik iyileştirme etkileri %50 azaltılır. Neyse, bana zayıf nokta gibi geliyor ya. Zaten hani board'um güçlü, ölmüyorum. Ama 2 hextech misal, 2 hextech bana ne verecek 2 hextech daha olursa? 150 kalkan 25 büyü hasarı. Bence zayıf nokta ya. Yani birimlerin zırhını görmezden gelmek, yanlış yapıyorsam özür dilerim, bana daha avantajlı geldi. Çok güzel, Jarvan'ımız var artık. Seviye bas. Ezi koyacağız sahaya. Sonrasında Jarvan arayacağız. Bir de şu keskin gagalardan bir tane can atsam isen ne kadar sevinirim biliyor musun? Sanırım gene şeye veririm ya. Jarvan bu arada saldırı hızı veriyordu değil mi? Evet, %50 saldırı hızı veriyor. Muhtemelen gün ateşini de Eko'ya veririm. Zırhı görmezden gelmek bana daha mantıklı bir opsiyon gibi geldi ama. Bilemiyorum tabi. Nar güçlense çok tatlı olacak. Gerçekten narın güçlenmesine ihtiyacım var. Efendim V1 Ruha Primer Avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Primer Avantajı ile aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Narın güçlenmesini istiyorum ya. Asım fedai kavgacı. V'yi oynayabileceğimiz bir şey düşünemiyorum sahada. Otomatik ev sunucu. 2 otomatiğe de ihtiyacımız yok. Level'ı aldım. Ezreal'ı koydum şöyle. Burayı da böyle bir savunalım.
Sonrasında minik bir aratacağım. Daha fazla Eko 3 için çabalamak istemiyorum. Var. Teşekkür ederim. Mucit. Mucit artı sosyetik. Bak. Can vermedi gene. Can vermedi gene. Mücevher eldiven. Demir soleri. Can vermedi gene. Abi sosyetik ve mucit. Yani bunu sahaya koyduğum an 5 mucit oluyorum. 5 mucit olduğum zaman ayım geliyor. Böcek ayı geliyor. Ve yani nasıl diyeyim, şöyle bir şey bence bizim işimize yarar abi. Yani baktığın zaman burada sosyetiğin ikilenmesiyle beraber ilave olarak daha fazla mana kazanımı falan işimize gelir bence. Çok mu yaydık bu ordu ya? Arkadaki savunmadan faydalansın diye. Bu elimizdeki itemlarla ne yapabiliriz misal? Mücevher eldiven. Ezreal'a örneğin. O can çalma etkilerini kaldıramıyorum ki. Ayrıca Ezreal bir hurdacı. Dolayısıyla manayı da onun üzerine bırakabilir. Mücevher eldiven mantıklı mıydı? Vallahi bilmiyorum. Dolayısıyla manayı onun üzerine bırakabiliriz. Level. Yani gireceğim belli çünkü. Seraphine'i gireceğim. Bitti gitti. Bu Sivir'i öldürtmesek bari ya. Şimdilik Seraphine mi daha mantıklı acaba ya? Çünkü otomatik mucit, yani otomatiği kullanmıyoruz zaten. Mucit zaten 4. Ezreal'ı sonra düşeriz sahaya. En azından Seraphine bizim Sivir Efendi'yi bufflasın. Sivir'i. Seraphine'in Sivir'i bufflamasıyla bir şeyler yapalım. Seraphine'in kendisi de başlı başına güzel bir çar sanırım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok çok sevindirici haberler. Çok sevindirici haberler. Arda arda 7 win streak'teyiz. Çok sevindirici haberler bunlar. Eko'yu falan almıyorum. Üçlemeye kasmayacağım. Önceliğim Aerelia'yı ikilemek, Nar'ı ikilemek. Nar'ı da çünkü güzel bir front olarak kullanıyorum. Ya sonrasında artık ya Seraphine'i ikileyebiliriz. Sonrasında üçlemelere yönelinebilir. Ayrıca şu an zaten sahamda bir şeyi yükselteceğim gibi düşünün. Çünkü Zillion'ı sahaya koyduğum an canım çok iyi. 54 canım var. Herhangi bir şekilde benim panik yapmamı gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. 54 canım var. 56'nım var. En kötü 4. olurum ve oyunu kazanırım diye düşünüyorum. Tabii ki farklı etmenler ortaya çıkabilir. Ama baktığınız zaman şunu zaten gün ateşi için bekletiyorum. Belki bir karoselden can çekebilirim diye. Misal birinciye geldik. Acaba birinciyi yenebilecek miyiz? Çekirge pek hoş değil ama hallederiz gibi. Çekirgeyi hallederiz gibi. Evet, halledemedik. Sivir 2 müthiş iş yapıyor bu arada. Şaka gibi, şaka gibi kazanabiliyorum. Çok güzel. Daha üstelik mucitim 5 değil. Ya tabii ki 5. mucit olarak sahaya koyacağım. Zillion yerine Jace de düşünülebilir. Can var mı? Tamamlanmış item var. Dev katili Ezreal'a kalırsa. Dev katili Ezreal düşünüyorum. Gargoyle taş zırhı. Evet, dev katilimiz gitti ne yazık ki. Şu gecenin kıyısı değil mi? Gecenin kıyısı hasar aldığında belli bir süreliğine görünmez bırakıyordu ya. Gecenin kıyısı ve Ezreal oynayabiliriz diye düşündüm açıkçası. Hani canı azaldığında kaçar ve ikinci bir taşıyıcımız hayatta kalır gibisinden. Ama olmadı. Sağlık olsun. Gargoyle taş zırhını burada sanırım hayatta tutabilmek adına Eko'ya vereceğim. Çünkü Eko da gerçekten kompum için önemli. Bekliyorum. O zaman... hurdacılardan başka kim var abi? 3 hurdacımın da üstü dolu. Peki. 4. bir hurdacı koymayı planlıyor muyum sahaya? Planlamıyorum. Irelia'da hurdacı. Neden Irelia'nın üstüne bu şeyi vermiyorum ki? Zırhı. Evet. Çünkü dönüşmüyor değil mi? Bir eşyayı birleştiriyor.
3 eşyayı değil, artı 1 daha hurdacım olsaydı belki. Artı 1 daha hurdacımız olsaydı belki iş yapabilirdi. Olsun. Yani verdiğimiz zırh İrelia'nın daha zor ölmesini sağlar. Daha zor ölmesini sağlayacağı için işimize yarar. Çok güzel. Bakın Eko'muz o kadar güzel iş yapıyor ki. Eko'muz çok güzel iş yapıyor gerçekten. Peki. Seviye basıp 5. mucizeti koymak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Seraphine geldi. Çok güzel. Zillion'u üçlemeye uğraşmayacağım. Seviye basıp 1. Kazanırsak güzel olur. Kazanamazsak canımız sağ olsun. 49 altında çok da önemli değil gibi. Ya da madem çok da önemli değilse 40'a kadar düşüp hemen Zillion sahaya konabilir. Ama gerek yok ki. Ya çünkü bu tur geçtiğinde 2 gelecek. 76 olacak. Basacağım. Bastığım zaman 80 olacak. Koyacağım Zillion'u sahaya. Bitti gitti. Sonrasında 50 gold'un üstünde kalarak aratmak suretiyle bir şeyler yapabiliriz. Aa şey birleşti. Sükunet yaptı. Evet ama İrelia'nın sükunet hiçbir boka yaramadı. Boşluğa attı sükuneti böyle. Boşluğa sükunet attı. Olsun. Sivir'e bombardıman da yakışmış bu arada ya. Yani sanki yakıştı gibi. Evet 5K vurmuş. Ama koruyoruz ya. Koruyoruz yani. Bir de sosyetin yeri çok iyi geldi bizim şansımıza. Belki dediğim gibi yani bazı şeylerden feragat edilip 3. sosyetik bile sahaya konulabilir. Ayrıca 4 vurucu gerçekten çok güzel oldu. Ne çıkabilir buradan? Ben buradan bir şey çıkarmayı düşünmem ya. Buradan bir şey çıkarmayı düşünmem. Sosyetik 2'de kalsın. Hurdacı bak. Aslında Jinx burada güzel bir opsiyon olabilir. Değil mi? Kana susamış var. Ezreal'a. Bastım leveli. Koydum Zillion'a. Evet yani 4. hurdacı ama 5. muciti şey yapmak istemiyorum. Yani ayı da güzel iş yapmaz mı efendim? Ayı da güzel iş yapar. Yani düşünüyorum hani neyi çıktık Jinx'i koyduk. Jinx'de mucit yok. O yüzden mucitlerden birini çıkamam. Öte yandan hurdacı vurucu. İrelia'nın vurucusunu da kaybedemem. Bence götümüzü sıkmayalım yok yere. Var olan kompu kuvvetlendirelim. Kafi. Fedai mucit Jace. Eko'yu falan da tutarım bu arada. Fedai mucit Jace. Otomatiğine ihtiyacımız var mı? Zillion'un otomatik buff'ına. Bence ihtiyacımız yok. O yüzden Jace'i sahada tutacağım. Kai'Sa'yı envanterde tutalım. Jace gelme ihtimalini arttırır diye. Eko üçlenecek gibi böyle sanki. Eko kendini üçletecek gibi. Jinx geldi. Zeri geldi. Jace. Evet yani biraz aşağı düştük ama olur. 2 level Jace'de iş yapar gibi. Oo Kai'Sa'sı çok tehlikeli arkadaşın. Sanırım ikincilik. İkincilik gibi çünkü Cho'Gath'ını geçemiyoruz. Ama ne yapacağız? Elbette ki bütün parayı kullanmak suretiyle sahaya tutunmaya çalışacağız. En kötü ihtimalle 3. yüz zaten ki gelecek tur oynayacağımız arkadaş bu arkadaş olmayacağı için rahat edeceğiz. Peki. Belki bir Sivir'in üçlenme durumu söz konusu olabilir. Ezreal'ın üçleneceğini zannetmiyorum. Sivir devam. 4 paralık çarları tutup Sivir gelme ihtimalini de arttırabilirim de. İrelia 2. Çarları karıştırabilirim bu arada. Ben hızlı oynayamıyorum. Şu an fight'a bile bakmıyorum da. 10 gold bıraktım kendime. Yine aynı arkadaş mı denk geldi ya? Neden? Ol. Vay be. Hiç eko meko vermedi ya la.
Ne eko verdi ne sivir verdi kanka. Götüme baka baka geri döndüm. Aa, iki tane level 2 sivir. Ne eko verdi ne sivir verdi. Götüme baka baka geri döndüm ya. Var mı başka sivir? Narımız level 2 değil mi? Eko veriyor. Okey, tamam. Yani ne yapalım? Şöyle bir yer değiştirelim. Şöyle bir yer değiştirelim. Ayıyla nar siviri korusun. Kana susamış ne zamandır bordta? Kana susamış ne zamandır orada? Abi. Kana susamış ne zamandır orada? Çok profesyonelce. Çok profesyonelce abi. Harika. Kesinlikle harika. Birader. Kana susamış ne zaman? Allah bilir kaç durdur orada kana susamış var ya. Neyse. Evet, en kötü ihtimalle ikinciyiz. Buradan nereye gidilebilir? Gecenin kıyısı işimize yaramaz artık. Hala hiçbir şeyim olmadığına inanamıyorum ya. Ver bari Varmog'u ver. Ayıya item verilebilir. Ayıya Varmog verebilir miyim? Efendim sevgili Yelfekos Ligenda 3. ayında iyi yayınlar dileğini iletiyor. Teşekkür ederim. Veremiyorum. Neye vermek mantıklı olur ki? Ben sana söyleyeyim, en mantıklısı nar olur gibime geliyor. Yani nar ne kadar uzun süre hayatta kalırsa o kadar iyi. 4 paralıklara bakıyorum böyle aralarında sivir var mı diye. Belki arada sivir de geçmiş olabilirim. Evet. Evet, yani sivir 3 zor zaten. Kriston Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Kriston, merhabalar. İyi geldik ya. İyi geldik yani. Seviye 3 bir 3 yıldız bir şey var karşımızda. Çok at var, çok zor zaten işler. Efendim sevgili Barış Özgüner, acaba VIP olabilme imkanım var mı? Uzun süredir takip ediyorum. Aynı zamanda beni tanıyorsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Öldük bu arada. Okey. Bir siciline bakalım. Ban timeout diyememişsen hemen halledelim dostum. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Eyvallah. Ve Burak Baş da Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Teşekkürler Burak. Sağ olasın. Abi normalde ya taşıyıcılarımı ayırabilir miyim peki? Yani çok üstüme kapanıyorlar gibime geliyor. Hızlıca. Yani Serafini de şöyle al. Evet. Hı-hı. Şu Jarvan'ın bir buff'ından faydalanmak istiyorum da. Aha Sivir geldi. Burak Baş teşekkür ederim. Hoş geldin. Maçın ardından bakacağım bu arada Barış. Ban timeout diyememişsen. Mesajlarında da toksiklik olduğunu hatırlamıyorum senin. Tabii ki. Evet, işte misal bir gecenin kıyısı olsaydı güzel olabilirdi. Taşıyıcılarımı ayırmak mantıklı mıydı? Kesinlikle mantıklıydı. Daha fazla ünitesini kesmeyi başardık ama acıma son verildi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Hemen kaç DP gelmiş ona da bir bakalım sevgili dostlar. Size de şöyle bir ekranı vereyim. Artı 138 LP geldi efendim. Gümüş 4'e attı beni. Mutant ya 3 level mutantı zaten nasıl yenebileceğimi kesinlikle bilmiyorum ama ikincilikte fena değil. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten hiç anlamadığım, hiç bilmediğim çarlarla oynamayı denedim. Ne Ezreal bilirim, ne Sivir bilirim, ne item bilirim. Benim için ikincilik öp başına koy. Bence güzel bir sinerji de yakaladık. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler arkadaşlar. Esenlikle kalın. Bye bye.